Bir sosyal medya kullanıcısı Alan Mora, çeşitli paranormal içerikleri derleyip paylaşan bir hesap. Yayınladığı bu video bir parkta kaydedildi. Söylenenlere göre ele geçirilerek musallata uğramış bir heykel, geceleri bir parkın yakınlarında yürüyor ve sabaha doğru da gözden kayboluyordu. Alan Mora ve arkadaşı bu konuyu öğrenmek için gece geç saatlerde buraya geldi. Kendi aralarında konuştukları esnada iddialara konu olan o şeyi kendileri de görecekti. Güey, ese es el velador de. ¿Velador, no? ¿Velador? ¡Ey! ¿Velador? ¡Ey, aguanta, aguanta, espérate, ey! ¡Shh! No te muevas. No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Güey. Ese no es el velador, güey. No. No, 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 aguanta, 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 deja enfoque, deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey, ese no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón, perdón. ¡Ey! Se me cayó algo, güey. ¿Qué se me cayó? A la verga. Sentí que se me cayó mi cartera, pero no. ¡Hola! No digas cosas. No, 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 no. ¿Fue aquí? No digas mamadas, güey. Buenas, velador. No mames, no mames. Esta madre no pudo haber salido. Está con reja. Está con reja, güey. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, yo. Mire. No digas mamadas, güey. No, 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 Dios. No, 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 no. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé, no sé, no sé. No mames, güey. ¿Crees que haya sido ella? No mames, güey, no mames. Nos pareciera, pero no creo, güey. Güey, es que qué pedo, güey. Hola, tú te moviste, tú fuiste la que se movió, ¿es así? No mames, güey, ¿tú fuiste la que se movió, mujer? A ver, güey, güey, es que era el vestido también así, güey, amarillo. Güey, dime que no era cierto, güey. No mames, güey. Miren. Pero es que, güey, no creo que haya sido ella, güey. Mira. Porque no se puede ni sostener esto, güey. Uzakta yürüyen bir insanın silüetini görebilirsiniz. Kaybolana kadar da yavaşça hareketini sürdürüyor. Alan Mora ve arkadaşı hızla oraya koştu. Ama orada heykel dışında kimse yoktu. Civar yerlerde yaşayan insanların gördükleri kesinlikle bu olmalıydı. Ancak yine de yeterli kanıt toplayamadıklarını düşündüler. Orada biraz daha vakit geçirip araştırmaya devam etseler de herhangi bir şeyle karşılaşmadılar. Peki bu video paranormal aktivitenin gerçek bir kanıtı olabilir mi? Yoksa hepsi ayrıntılı bir aldatmaca mı? Siz karar verin ve cevabınızı yorumlarda yazın. Ekranda gördüğünüz YouTube hesabında okulda anne ve babalarını bekleyen iki gencin kaydettiği anlar paylaşıldı. Bazı şeyler yolunda gitmiyor. O anlara bakalım. Oye ara, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oyara, Lucho, no, uy. La dos, huevón. Uy. No, no, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No está huevón, no. No está huevón, no. Sara. Oyara, no. Oh, vamos a ver, mira. Ah, puta, no, no seas huevón. Uy. La puerta, huevón. Oh, ya, no. Oh, huevón, corre, corre. Qué chucha. ¿Qué fue eso? ¡Corre, huevón, corre! ¡Oyara!
Oh, corre. Por ese huevón, no, qué chucha. Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Oh. ¡Uy, la silla! Oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prende la luz. Oh, Lucho, ven, corre. ¡Hola! ¡Corre! ¡Con ese huevón, Lucho! ¡Corre, Lucho de mierda! ¡Vamos, ya, huevón! ¡Tienes que correr! ¡Papá! ¡Oh, conchito! ¡Oh, Lucho, corre, conchito! ¡Oh, conchito! ¡Corre, bajo! ¡Corre, bajo! ¡Corre! ¡Oh, Lucho, no se huevo, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, no! ¡Lucho! Işıklar, kapılar ve hatta bazı nesneler de bu tuhaf paranormal aktiviteye eşlik ediyordu. Haklı olarak dehşete düşmüş bu gençler okulu hemen terk ediyor. Az önce izlediklerimizin kurgu olduğunu düşünenler olsa da okulun yaptığı açıklama bunun tam tersini söylüyor. Soruşturma neticesi ne oldu bilmiyoruz ama gerçekten de ilginç anlar izledik. Düşüncelerinizi yazın. Sosyal medya hesabı Ellanto della Llorona paranormal aktivite videolarını derleyip yayınlayan bir hesap. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir bebeğin odasında çok fazla paranormal aktivite yaşandığına şahit olacağız. Annesi bebeği de alarak başka bir eve geçmişti. Ancak baba burada neler yaşandığını öğrenmeye kararlıydı. Gece olduğunda araştırmasına başlıyor. Sonando rato también. No, no puede ser. No mames. De eso les estoy hablando, amigos. Ese juguete acaba de sonar ahorita. Las puertas de ese closet se acaban de abrir. Estoy aterrado, amigos. No mames, no mames, no mames. Dolabın kapaklarının açıklanamaz bir şekilde kapandığını görüyorsunuz. Ancak buna neyin sebep olduğunu araştırmak için yaklaştığında hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Ayrıca oyuncaklardan biri gizemli bir şekilde kendiliğinden çalışıyor. Hatta bu durum adamı o kadar korkutuyor ki videoyu anında kesiyor. Peki sen bu evde ne tür bir varlığın yaşadığını düşünüyorsun? Yoksa her şeyin mantıklı bir açıklaması var mı? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu videoda West Coast Handler adlı YouTube kanalının sahibi olan bir paranormal araştırmacı, ormanın ortasında eski, terk edilmiş bir mezarlığı araştırmak için gece yarısı yola çıkıyor. Hedefine ulaşmak amacıyla bu korkutucu ormanda uzunca bir mesafe kat etmesi gerekiyordu. Oraya giderken bile gerçekten tuhaf karşılanabilecek olaylar yaşıyor. Hadi o anları izleyelim. Something now further down. It sounded like movement or something. I don't know, it's pretty faint, but it's just when you're out here alone and damn, that's just very unnerving. Is anyone out here with me?
Could you give me a sign of your presence? My name is Ian. I'm just out here taking a stroll, a nightly stroll. Now it's probably an odd time to be out here, but... Oh, shit. Dude. Okay, that's not normal. Elbette gece yarısı ormandan sesler gelebilir. Çünkü her türlü canlının yaşaması için orada uygun şartlar var. Ama bu sesler biraz tuhaf olduğu için YouTuber da korkuyor. YouTuber bu garip deneyimlerden sonra ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor ve sonunda artık çitlerle çevrili olan, karanlıkta onu bekleyen eski bir mezarlığa varıyor. Paranormal araştırmaya tam da burada başlamak istediği için çitlerden geçip arazinin içine giriyor. Şimdi gelin sonrasında neler olduğuna bakalım. Is there anybody in this cemetery? Could you speak? My name is Ian. Oh my gosh, that scared me. Is there somebody over here? Oh my God, look at that. That's a tombstone. All right. Entering the cemetery. All right, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. At this moment, a woman's whisper intelligently responds to my question. But that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. I heard you once again. Whoa, you just drained my battery too. Dang, dude. All right. I'm gonna review this when I get home and I'll know your message. The woman's whisper returns once more and sounds like it is saying, bu ilk ürkütücü deneyimlerden sonra karanlığın içinde daha da ilerliyor ve bir süre sonra açıklayamadığı garip şeylerin olduğu başka bir mezar buluyor. Araştırmasında ona eşlik etmeye devam ediyoruz ve neler olduğunu biz de görüyoruz. Oh, whoa, whoa! What the hell was that? Suddenly, the fence begins rattling by itself without reason. Oh, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa! That sounded like the fence. Did you just rattle this fence? If that was you, and you just rattled this fence, could you do it again? Whoa. Holy moly. What's your name? Here, I could try to read your grave. What does that say? Nanny? Is your name Nanny? Whoa. Okay. I take that as a yes. Thank you. I take it you're a female. Is there anybody else that's buried here? Whoa,
I just heard your voice. Could you say it once more? Dude, oh my god, I just heard you again. Gerçekten de mezarın hemen yanındaki iki küçük kızdan geliyormuş gibi görünen bazı ürkütücü sesler duyuluyor. YouTuber araştırma sırasında mezarın birkaç fotoğrafını daha çekiyor ve resimlerden birinde çok korkutucu bir şey keşfediyor. Could you smile? All right, I'm gonna count to three, okay? And I want you to pose for this photo. One, two, three. If you look at this photo closely, there appears to be two misty little girls staring into the camera from the gravesite. They both appear to be in their adolescence, have long hair and dark beady eyes. In the photo taken afterwards, they are completely gone. Şu ana kadar izlediklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu mezarlık gerçekten de perili olabilir mi? Bu olaylar doğaüstü müydü? Fotoğrafta görünen şeyler paranormal varlıklar mıydı? Yoksa sadece optik bir illüzyondan mı ibaretti? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Sıradaki video köpeğiyle ormanda yürüyüşe çıkan ıssız bir yerde gizemli terk edilmiş bir bina gören ve ona daha yakından bakmak isteyen birine ait. Adam kısa sürede binanın tuhaf bir atmosferi olduğunu hissediyor. Ayrıca köpeği Drago da bir şeylerden rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Yine de adam merakına yeniliyor ve binaya daha yakından bakmaya karar veriyor. Şimdi bu süreçte neler olduğunu izleyeceğiz. Wow, pequeña espina. Cayo, Draco. Cayo, acá. Ah, bueno. Tenemos una escalera. Definitivamente se nota que era. Bueno, muy baja la entrada. Wow. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Realmente me siento como bastante acelerado el pulso. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra. Eso. No. Bueno, me voy acá porque no. Sentir bien. Nedense Drago tüm bu olanlardan hiç hoşlanmamış gibi duruyor ve görünüşe göre eski bir kilise olduğu anlaşılan bu binaya girmeyi de reddediyor. Adam da köpeğinin duyularına güvendiği için bu yerde bir terslik olduğu hissine daha çok kapılıyor. Ancak mekanın cezbedici gizemi oradan ayrılmasına rağmen aklından çıkarmasına engel oluyor ve köpeğiyle birlikte binayı daha fazla keşfetmek için gece yarısı geri dönüyor. Hadi o anları izleyelim. Draco! Draco, vení. Ey, vení. Vamos. No quiere entrar. Draco, vamos. Ese ruido. Draco.
Benny. Un poco nervioso, debería decirlo. Vení, Draco, vení. Draco, por fin subió. Vení. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés estar acá? Vení. ¿Qué hay? Draco. İçinizden bazılarınızın köpeği vardır ve belki de benzer bir şeyi siz de yaşamışsınızdır. Bize paranormal vakalarda dört ayaklı dostlarımızın sezgilerine güvenebileceğimiz söylenir. Çünkü onlar bizden daha fazlasını algılıyor. Siz de buna katılıyor musunuz veya deneyimlediniz mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın.